Herkese tekrar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size eczanede her gün en az bir kişi tarafından sorulan bir sorudan bahsedeceğim. Gıda takviyelerini gerçekten kullanmam gerekiyor mu? Gerek kendisi araştırmış olsun kişi, gerekse doktor yazmış olsun bu konuda belli bir kafa karışıklığımız mevcut maalesef. O yüzden kısaca bu konuya bir değinmek istiyorum. Şimdi gıda takviyesi nedir diye bakalım en başta. Ben size bununla ilgili mevzuatta geçen tanımı okumak istiyorum. Takviye edici gıda normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, bioaktif maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraklarının tek başına veya karışımlarının kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık, tost, Paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe, ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünleri ifade eder. Yani buradan aslında çıkarmamız gereken iki önemli nokta var. Birincisi cümlenin en başı normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla. Bir diğeri de en sonu günlük alım dozu belirlenmiş ürünler. Şimdi. Biliyorsunuz ki bu konu pandemi ile birlikte hayatımıza daha fazla girdi. Pandemi öncesinde biraz daha gıda takviyelerine karşı mesafeli duruyorduk. Pandemiden sonra bağışıklığımızı yükseltmesi ve hastalıklara karşı koruması sebebiyle bu konuya olan ilgimiz ve bilgimiz arttı. Peki şimdi bir gıda takviyesi alırken bizim nelere dikkat etmemiz gerekiyor? En başta ruhsat ve onay numarasına dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bizim ülkemizde gıda takviyeleri Tarım Bakanlığı tarafından ruhsat verilen, onaylanan ürünler. Gıda takviyelerinin tek bir satış kanalı yok. Yani bir sürü yerde satılıyor. O yüzden bazen piyasada özellikle eczanelerde bulunur gibi sloganlarla ortaya çıkan sahte ürünlerin mevcut olması söz konusu oluyor. Yani o yüzden en başta bir gıda takviyesi alacaksak üzerinde Tarım Bakanlığı'na ait bir onay numarası olması gerekiyor. Bir diğeri biraz önce tanımında da geçtiği gibi günlük alım dozu belirlenmiş ürünler. Yani gıda takviyesi alırken dikkat etmemiz gereken şey şu, günlük alım dozu ne ise ona uygun davranmamız gerekiyor. Yani kutuların arkasını çevirip baktığınız zaman işte 4-10 yaş arası işte 5 milim veya işte 11 yaş üzeri bir kapsül, 2 kapsül, 2 tablet filan gibi durumlar göreceksiniz. O yüzden bu dozları aşmamamız gerekiyor. Şimdi çünkü bu konuda böyle bir algı var. Yani bunlar bitkisel ürünler ve bitkisel ürünlerin hiçbir zararı yok ve ben istediğim kadar kullanabilirim gibi. Şimdi bu bitkisel ürünler veya bitkisel takviyeler, takviye edici gıdalar yani her şekilde tanımlayabiliriz. Bunların aslında birçoğu ilaç tarafında da var. Yani ilaç olarak çalışılmış, güvenliğe kanıtlanmış, işte yan etkileri ortaya konulmuş ürünler. Ama ilaç tarafında olsun veya olmasın bitkisel ürün demek içerisinde hiçbir kimyasal barındırmayan ürün demek değil. O yüzden hani bunları da nasıl ki ilaçları kutu kutu içmiyoruz, Bunları alırken de günlük alım dozuna kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Gıda takviyesi sektörü çok hızlı büyüyen, çok hızlı gelişen sektörlerden bir tanesi. Ve bir sürü marka, bir sürü içerik görüyoruz. Ve genelde bunlar anlatılırken hepsine ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Kafamız karışıyor. İşte hangisini alsam benim için daha iyi, öncelikli mi değil mi gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Şimdi aslında burada düşünmemiz gereken şeylerin en başında şu geliyor. Bunu yine daha önce bahsetmiştik. Yani artık nüfusumuzun %92'si kentlerde yaşıyor. Ve özellikle de büyük şehirde yaşayan kişilerde işte dondurulmuş gıdaların sürekli kullanılıyor olması yani veya kişilerin bunları talep ediyor olması yani bu karşılıklı bir istek artık bizi normal beslenmeden başka bir boyuta geçirmiş durumda. Dolayısıyla normal beslenmeyi yapamadığımız için yani organik ürünler bulamadığımız için, güzel ürünler bulamadığımız için veya bunlara vaktimiz olmadığı için beslenmemize çok dikkat edemiyoruz. Dolayısıyla değişen dünya düzeniyle de biz bu besinlerden almamız gereken vitamin ve mineralleri bu şekilde dışarıdan takviye etmemiz gerekiyor. Peki ben her şeyime dikkat ediyorum. Yine de bunları kullanmam gerekiyor mu gibi bir soru oluyor. Hatta bu konuda genelde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani işte annem babam bunları kullanmıyordu. İşte önceden vitamin mineral mi vardı filan gibi tepkiler de oluşuyor. Aslına bakarsanız haklı bir tepki. Yani çünkü ekstra bir şeyle uğraşmak istemiyoruz ama baktığınız zaman önceden işte kendi ailemizin yediği ürünlerdeki vitamin mineral oranlarıyla şu andakiler gerçekten oldukça farklı. Onun dışında zaten Şöyle de bir şey düşünmemiz gerekiyor aslında. Yani e, o kadar organik besleniyor, işte hareketlerine devam ediyor, önem veriyor. Yani bizden önceki toplumlarda çünkü çok geriye gitmeye gerek yok. Yani 20-30 sene öncesine kadar işte tek tuşla kapına hamburger gelsin gibi bir uygulama söz konusu değildi. O yüzden öyle bir durumda yani bütün bunları yaptıkları halde insanların birçoğu işte evlerinde yemek yediği, hareket ettikleri bir şekilde bir halde iken bile bugün görüyoruz ki ailemizdeki bir sürü kişi de kronik hastalıklar mevcut. Yani bunların tabii genetik olanlarından bahsetmiyoruz. Bunlar sonradan oluşan kronik hastalıklardan bahsediyoruz. Öyle bir durumda da eğer bu vitamin mineraller gerçekten düzgün bir şekilde besinlerle alınabilmiş olsaydı, o zaman bu işleyişinde sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerekiyordu. Şimdi bunları sürekli kullanmak gerekiyor mu diye düşünmekten öte aslında bakarsanız biz en başta dengeli ve düzenli beslenmemize yani kararında beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bunlara dikkat edemediğimiz bir durumda hangi işte yemeklerden eksik kaldığımızı düşünüyorsak hangi vitamin minerallerden eksik kaldığımızı düşünüyorsak bu şekilde tamamlayabiliriz. Yani en başta işte Sormamız gereken soru bu değil. Yani sürekli bunu mu kullanacağız demek yerine, hayat tarzımızı elimizden geldiği kadar düzenleyebilirsek böyle bir şeyde e, kullanmamız gereken takviye sayısı tabii ki çok olmayacaktır. Tabii bu bahsettiğim e, normal sağlıklı bir birey için bahsediyorum. Yani herhangi bir hastalığı olan birisiyseniz veya düzenli kullandığınız ilaçlar varsa e, bunların vücudunuzdaki bazı vitamin ve mineralleri düşürdüğünü zaten biliyoruz. Ee, o yüzden böyle bir durumda zaten takviye etmeniz gerekiyor. Ama normal sağlıklı bir birey için konuşursak e, vücudumda hani herhangi bir problem yok e, kesinlikle bunları kullanmalı mıyım sorusundan önce biraz bedenimizi dinleyerek yani ben nasıl besleniyorum, ne yapmam gerekiyor, neyden eksik kalıyorum, neyi takviye etmem gerekiyor diye araştırmamız ve düşünmemiz gerekiyor. Yani çünkü artık biliyorsunuz ki Avrupa'da obezitede en yüksek olan ülkelerden birisiyiz yani oran olarak. O yüzden beslenme konusunda bir sıkıntımızın olduğu belli. Yani bunlar, bu tarz ürünler yemek değil. Yani yemek yerine asla geçen ürünler değil. Bunlar normal beslenmemizi takviye eden ürünler. Yani normal bir şekilde beslenmeyi öğreneceğiz ki eksik kaldığı noktalarda veya isteğimize bağlı olarak bunları tamamlayacağız. O yüzden fazla yemek... De bir problem ee, az yemek yemekte yani vitamin mineral açısından fakir beslenmekte e, son derece büyük problemler oluşturabiliyor çünkü vücudumuzun sağlıklı bir şekilde işleyişine devam edebilmesi için istikrarlı ve düzenli gidebilmesi için bu e, fazla veya az değil kararında gidebilmesi için en başta bizim bunlara dikkat etmemiz gerekiyor dediğim gibi eksik kaldığımız yerlerde de bunu tamamlayabiliriz. Peki, bir de şöyle bir ikilemde kalıyoruz. İşte ben bu ürünleri kullanmadan önce kan tahlili yap yaptırmam gerekiyor mu? Yani bu ürünler zaten gıda takviyesi. Nasıl ki her yemek yemeden önce doktora sormuyoruz. Hani böyle bir durumda da doktora sormalı mıyım? Sormamalı mıyım gibi bir ikilem de oluşuyor. Böyle bir durumda da aslına bakarsanız bir kan tahlili yaptırmak çok çok iyi olur benim düşüncem. Zaten aile hekimliklerinde birçok vitamin minerallere bakılabiliyor. Bazılarına bakın ve onlar da yine özel polikliniklerde baktırabileceğiniz şeyler. Çünkü böyle bir durumda belki sizin fark etmediğiniz ve tamamlama ihtiyacı hissetmediğiniz bazı vitamin mineral değerleriniz çok düşük olabilir. Gıda takviyelerindeki günlük alım dozu size yeterli gelmeyebilir. Yani o yüzden doktorun bunu işte belki ilaç tarafındaki ürünlerle veya işte intravenöz olarak damar yoluyla tamamlaması gerekebilir. Böyle bir durumda da hayat kaliteniz hemen değişeceği için aslına bakarsanız baktırmanız çok çok faydalı. Ama baktırmak istemiyorum diyorsanız yani böyle bir vaktiniz yoksa o zaman da işte biz diyoruz ki günlük alım dozunu aşmayın. Böyle bir durumda da işte vitaminleriniz mesela çok eksikse o doz size hemen yeterli gelmeyecektir. Uzun süreli bir kullanım gerektirir ki ancak çok eksik olan vitaminleri yerine koyulsun diye. Şimdi o yüzden dikkat etmemiz, sormamız gereken en önemli sorulardan birincisi ben hayatıma, kendime, bedenime yeterince önem veriyor muyum? Beslenmeme dikkat ediyor muyum? Hareketime dikkat ediyor muyum? Ve bende ne eksik kalıyor? Bunların cevabını aldıktan sonra kendi içimizde hangi vitamin mineral takviyelerini kullanmamız gerektiğini düşünebilir bu şekilde karar verebiliriz. Ama en başta yapmamız gereken şey bu. Yani bunlar bir kez daha söylüyorum yemeğin yerine geçen ürünler değil. Normal beslenmeyi takviye eden ürünler. O yüzden eğer şehir hayatında çalışıyorsanız, işte çok yoğun çalışıyorsanız belli takviyeleri mutlaka ki dışarıdan almanız gerekiyor. Mesela özellikle çoğu zaman güneşte buluşamıyorsanız D vitaminini hayatınıza eklemeniz gerekiyor. Ama diğerleri için kesinlikle kendinizin, kendi bedeninizin farkında olmalı ve buna uygun davranmalısınız. Bu kafa karışıklığını önlemek için böyle kısa bir yorum yapmak istedim. Yine bununla ilgili sorularınız veya tecrübeleriniz varsa benimle paylaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.